İyi akşamlar sevgili yaban izleyicileri. Bu akşam farklı bir konuyla sizle beraberiz. Biraz da dedik ki suyun altına inelim. Derinlerde neler var? Biz kendi milli varlıklarımızı biliyor muyuz ve bunlarla ilgili ne gibi koruma tedbirleri alıyoruz? Bunları öğrenmek için de bu hafta Derinlere Saygı Topluluğumuz burada. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Gazeteci Sayın Gökhan Karakaş, biyolog Özlem Demir ve Evet. yine biyolog Mert Alkoç, değil mi? Efendim Evet. tekrardan hoş geldiniz Hoş diyoruz. bulduk. Önce bir Derinlere Saygı Topluluğu kimdir? Bundan bize bir bahsedebilir misiniz? Biz tarihe, denize ve sualtı kültürüne duyarlı, istekli bir dalış topluluğuyuz aslında. Kuruluş amacımız da su altında unutulan varlıkları, en çok da batıkları hatırlamak. Bunları unutturmamak. Asıl amacımız unutturmamak. Bunlar da bizim kültür varlıklarımızın aslında çok Evet. değerli ve bilinmesi gereken en önemli Evet. konular. Yani coğrafya kitaplarında sınırlı kalmasın kültürel zenginliğimiz, su altındaki kültürel zenginliğimiz. Bunu biz sürekli gündemde tutalım. Yitip giden şehitlerimizi anısına saygı gösterisi yapalım. Orada bir pankart açalım. Onlarla birlikte o ruhu yaşayalım diye düşündük ve grubu kurduk. Çok güzel. Ya benim aklıma şöyle bir şey geldi bir yandan da. Evet, bir zamanlar savaşmak için birçok Evet. insanlar buraya geldi. Tabii ki burası bizim topraklarımız. Onlar da o zamanın gereğini yaptılar ama şu an aslında onlar da bizim, değil mi? Yani onlara ait bazı şeyleri korumak da bizim sahiplenmemiz Evet. gereken şeyler. Anadolu sayısız medeniyete ev sahipliği yaptı. Çok dünya tarihine yön veren savaşlar, Çanakkale Savaşı başta olmak üzere bu topraklarda, bu denizlerde oldu. Biz hepsine, tüm ulusların burada bıraktığı ama savaşarak ama barış zamanında bıraktığı her esere, her kültür varlığına saygı gösteriyoruz. Yani şunu diyoruz, bizim topraklarımızda her kim olursa Yusuf olsun olsun. hepsi bizim Evet. evlatlarımız ve Yalnız. bizim vatandaşlarımızdır. Peki Özlem Hanım, Buyurun. sizi bir tanıyalım. Ondan sonra ve üyeleriniz kimler? Sizde nasıl bir artık müracaatta bulunuyorlar? Onlarla ilgili yani dalış yapabilirler mi o anı yaşamak için? Neler söyleyeceksiniz bize? Ben Özlem Demir, öncelikle onu söyleyeyim. Evet. Uzman biyoloğum. Grubun üyelerinden biriyim, genç Deniz üyelerinden biri. biyoloğusunuz Deniz galiba, değil biyoloğuyum, mi? Evet. evet. Biz şu anda var olan üye sayımızda 80 kişilik bir grubuz. Onu söyleyebilirim en başta ve gün geçtikçe artan bir grubuz. Kişi sayısı artan bir grubuz. Bu 80 kişi nasıl bir araya geldi Evet. derseniz, tabii ki Abi, fikir nereden çıktı? Yani nasıl bir araya geldiniz ya hakikaten? tabii Çok ki milli birlik beraberliğimizi, bunu ortak özellikle paydayı. ortak paydamızı, milli birlik beraberlik ortak paydasında buluşan kişiler olarak bir araya geldik. Biz o şekilde birbirimizi bulduk. Çok güzel. Öyle söyleyebilirim. Grubumuzun içinde çok çeşitli mesleklerde insanlar var. Bunların kimisi bunu, yani dalışı kendilerine meslek edinmiş kişiler. Kim bunlar? Federasyon üyelerimiz var. Rehber balık adamlarımız var. Onun yanında kulüp sahibi, yani dalış kulübü sahibi kişilerimiz var. Ama Doktor tabii ve avukat. bunların yanında da bunu hobi olarak edinmiş insanlar var. Kim bunlar? İşte bizim gibi biyologlar, sağlıkla uğraşanlar, gazeteciler, doktorlar, avukatlar, bankacılar, bürokratlar. Yani karma bir grubuz diyebilirim. Ya bu bir kriter var mı, yoksa hani bu işe gerçekten gönül vermiş insanlar, yani biz bu konuda bir şeyler yapabiliriz, yardımcı olabiliriz diyen insanlar, herkes katılabiliyor mu Tabii ki, buna? tabii ki herkes yardım edebilmek isteyen ve milli birlik beraberlik çatısı altında toplanmak isteyen herkese kapımız açık. Ama sonuç itibariyle grubumuz dalış yapan bir grup ve hani bunun da belli kriterleri olmak zorunda. Grup içerisinde dalış yapmak isteyen insanların Türkiye ve dünya genelinde kabul görmüş bir sertifikaya sahip olmaları Evet, gerekiyor. Bu da kesinlikle. Evet. iki yıldız da balık adam sertifikasıdır. Buna sahip oldukları sürece dalış yapabilirler. Ha, ama buna sahip değillerse de gelip grubumuza üye olabilirler. Bizi karadan destekleyebilirler. Öyle Çok düşünüyorum. güzel. Ben dalıcıyım ama yurt dışından geldim. Böyle de bir topluluğu duydum. Güzel bir topluluk. Çünkü hem kendi değerlerine hem başkalarının değerlerine saygı duyan bir Tabii ki. topluluk var ortada. Ben bir anı dalışı yapmak istiyorum. Bunu yapabilir miyim? Böyle bir imkanım var mı? Bu sertifikasyona sahip isem.
Aynen. Elbette ki var. Her çok zaman güzel. Kapımız açık. Yurt içi, yurt dışı her şekilde kabuldür. Çok güzel. Peki Gökhan'cığım, ben tekrar sana bir dönmek istiyorum. Evet. Kuruluş amacınızın unutturmamak olduğunu söylüyorsunuz. Bunlarla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Şimdiye kadar neler yaptınız? Biz suyun altında unutulan tarihimizi biraz daha satığa çıkartmak amacındayız. Unutturmamak ortak paydamız. Şimdi Mesudiye ile başladık. Mesudiye 1914'te henüz savaşın ilk günlerinde, Birinci Dünya Savaşı'nın ilk günlerinde batan bir gemimiz, zırhlı. Mesudiye ile başladık. 2014'te Mesudiye batığına dalarak grubun temellerini attık. Çok güzel bir sinerji ortaya çıktı. Bu sinerjiyi enerjiye de dönüştürmeyi başardık. Ve bunu neden sürekli Mesudiye ile sınırlı kalmasın, diğer batıklara da entegre edelim diye düşündük. Ardından 100. yıl için bir dalış yaptık. 100. yılda çok ilginç oldu. Anzaklarla, 3 tane Avustralyalı askerle daldık. Çok güzel. Evet, Lundi batığına daldık. Lundi, evet. Siz de dalış eğitmenisiniz. Lundi çok sembolik bir batıktır bizim için. Lundi batığına 3 tane İngiliz, Avustralyalı askerle daldık. Onlar bizden daha çok heyecanlandılar. Halep vapuruna daldık birlikte. Daha sonra Halep vapuru bir hastane gemisiydi ama İngiliz denizaltısı tarafından batırıldı. Hem de Çanakkale'nin içinde, Marmara Denizi'nde batırılan Halep vapuruna daldık. Sonra 10 Kasım'da Atatürk için, 10 Kasım'da Atatürk için Maltepe Belediyesi'nin katkılarıyla çok güzel bir dalış yaptık Maltepe'de. Çok, evet, o çok enteresan bir yer değil mi? Evet. Yani onun efsanesi Vordonis, ve hikayeleri evet, de var. Vordonis için de ayrıca bir bir küçük grubumuz Vordonis'i araştırdı. Vordonis nedir? Yani bir açıklarsan. Vordo neyin adıdır? Bin yıl önce batmış Marmara, İstanbul Adalar Topluluğu'nun bir küçük adası aslında. Vordo Adası diye geçiyor. Yani o kadar önemli ki bir depremle alaşağı olmuş. Üzerinde manastır kalıntıları bulunan ve aslında Bizans eseri, Doğu Roma İmparatorluğu eseri. İki patriğin çekişmesi sonucu yapılmış, hikayesi de var. Ve Vordonisi'yi bir keşfetmedik. Abilerimiz, bizden büyükler daha önce bunu defalarca keşfetmişti. Biz sevgili Mert Gökalp'in katkılarıyla günümüzün en iyi su altı görüntüleme teknikleri kullanarak görüntüledik Vordonisi'yi. Rehberlerimiz yine Adalı, Büyükada'da yaşayan Sergio abimiz ve Ercan abimizdi. Sergio ve Ercan abiyle birlikte adayı suyun altında kalmış, 4 ile 8 metre derinlik arasında kalmış Vordonisi'yi görüntüledik. Hocam çok harika, mükemmel bir şey yaptınız. Ben şöyle bir ufak bir ilave etmek istiyorum. Yaklaşık tabii ki bunlar Marmara'nın oluşumu 8000 yıl, 10.000 yıl civarında bir oluşum teorisi var. İşte Akdeniz'in taşmasıyla, buzulların erimesiyle. Şöyle bir şey geliyor aklıma. 8000 yıl olmuş aşağı yukarı. Hadi 1000 yılını bir kenara çıkalım. 7000 yılda her yıl bir batık batsa, acaba Marmara ne haldedir, neler vardır ki burada, ne savaşlar yaşandı değil mi, ne efsaneler, ne hikayeler oldu, ne kültürler geldi geçti. Benim tahminim herhalde bir 10.000'in üzerinde kalıntı, eser ve birçok şey var. Aslında mükemmel bir araştırma platformunun içindeyiz. Ama tabii size bu konuyla ilgili ayrı bir, daha sonra bir soru sormak istiyorum. Ama bugün maalesef tabii ki Marmara yavaş yavaş temizlenmekte. Eski hali değil herhalde. Bugün elimizin altında olan bir mükemmel bir deniz var. Fakat biz bundan faydalanamıyoruz. Ama sizin sayenizde herhalde bunlara daha fazla ağırlık verilecek. Yani bu topluluğun amaçlarından bir tanesi de bu mu hocam? İllaki. Evet. Peki. Peki hocam, bu sadece belirli bir, yine ben sizle devam etmek istiyorum. Belirli bir saha, yani sadece Çanakkale içerisinde mi, yoksa yarın bu Ege, Akdeniz, Çanakkale, Boğazlar, yani her tarafta bunlar yapılacak mı? Bizim merkezimiz Çanakkale. Çanakkale ruhunu yaşatmak, su altında ya da su üstünde. Şehitleri eğer ebedi istirahatlarına anıyorsak yine Çanakkale olacak. Çıkış noktamız Çanakkale. Çünkü evet, Çanakkale bu topraklara çok şey kattı. Ama yine şehit olan, bizler için, bizim varlığımız için şehit olan
atalarımızı anmak için Anadolu'nun her yerinde dalış yapmaya hazırız. İç sular dahil. İç sular dahil. Evet, evet, iç sular dahil bunun için. Tabii ki dalış kurallarını konuşacağız. Tamamen dalış kuralları ve bilimsel kurallar çerçevesinde. Biraz daha ötesine taşıyıp Avustralyalılarla Avustralya'da dalmak istiyoruz. Çok güzel. Evet. Belki 105. yıl, belki 106. yılda onlarla birlikte dalmak istiyoruz. Biz onları misafir ettik. Belki onlar bizi misafir edecekler. Sonra Ertuğrul Batığı için Japonya'da, Kushimoto'da 609 şehidimiz var orada. 540 şehidimiz var, özür diliyorum. Oradaki şehitlerimiz için Japonlarla bir anı dalışı yapmak istiyoruz. Onların torunlarıyla Türk şehitlerinin torunlarını harmanlayıp orada iki ülkenin bayrağını açmak istiyoruz. Çok güzel hocam. Yani mükemmel bir proje. Öncelikle evet, ben duydukça çok çok evet, daha hoşuma gidiyor. Aslında arka perde arkasında şu da var. Sivil toplum örgütleri bir yanda birçok insanları birleştirmeye başlıyor. Değil mi? Yani aslında birbirinden kopuk, birbirini tanımayan ama hepsinin bir anısı olan bir anılarla o hikayelerle tekrar bir araya gelmesini sağlıyor. Ve bunun Türkiye'de daha da yayılması gerekiyor. Ben yine Özlem Hanım size bir soru sormak istiyorum. Bunlarla ilgili bir sponsor ya da kaynak kaygınız var mı? Yani nasıl yapıyorsunuz? Kimler size yardımcı oluyor? Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Sizin de dediğiniz gibi biz bir sivil toplum örgütüyüz. Bizim bir kaynak kaygımız ya da sponsor kaygımızın yanında temelde amaçlarımız var. Biz öncelikle kar amacı gütmüyoruz. Yani cebimizi doldurmak, işte birine hesap numarası vermek, IBAN numarası, öyle bir derdimiz yok. Ya bu çok önemli bir konu değil mi? Yani çünkü kesinlikle, genelde ne zaman iyi bir şey yapmaya kalksanız birileri arkada hemen şunu düşünüyor. Ya ne yapıyorlar bunlar, cebini mi dolduruyorlar? Aynen öyle, diye, doğru. Evet. Yani bunun altını çizmekte fayda var. Şunun da altını çizmek istiyorum. Biz gönüllülük ilkesiyle bir araya geldik. Yani bu toplumun, bu örgütün içerisinde bulunan insanların hepsi kendi gönüllülükleriyle var. Dolayısıyla da hani kar amacımız yok ve hani bu yönde de bir sponsor şeyine girmiyoruz, arayışına girmiyoruz. Ama tabii güzel olur. Yani bunun yanında tabii ki yaptığımız, gerçekleştirdiğimiz projeler çoğunluğu İstanbul dışında olduğu için, özellikle Çanakkale bölgesinde olduğu için belli şeyler gerekiyor. Mesela nedir? İşte dalışa gideceğiz. Bir flamamız var, bir pankartımız olur. Bunları açmamız gerekiyor. İşte bu flamanın yapımında, pankartın yapımında bize destek veren insanlara her zaman kapımız açık. Ya da bizi belki gemileriyle, ekipmanlarıyla desteklemek isteyen insanlara her çok zaman güzel, kapımız evet, açık. Dediğim gibi bunları sadece o etkinliği gerçekleştirebilmek adına istiyoruz. Ha, etkinliklerimiz sadece denizde mi oluyor? Hayır, sadece denizde olmuyor. Bunun bir de kara kısmı var. Mesela bir şehitliği anı dalışı yapacaksak dalışı denizde yapıp ama şehitlik üzerinde de bir hani etkinlik gerçekleştirmek istiyoruz. İşte bu noktada da oradaki halktan gelecek her türlü yardımı açığız. Nedir bu? İşte sonuçta bir ekip var ve o ekibe yemek sağlanabilir, kumanya sağlanabilir. Hani bu tür şeylere yani evet, birisi tutup bize bir kek yapıp getirse bile emin olun mutlu çok oluyoruz, mutlu oluruz. Ya, kesinlikle katılıyorum şimdi, yani. Aslında burada Türkiye'de şöyle bir sıkıntımız var. Yani hepimiz bazı konularda işte gönüllü olarak birçok işler yapmaya çalışıyoruz. Elimizde proje dosyasıyla gittiğimiz zaman herkes bize bakıyor. Aa çok güzel diyor ve geri gönderiyor. Evet. Değil mi? Bu bir sıkıntı. Evet. Fakat ne zaman bir şeyler yapmaya başlayınca aa ne güzelmiş diyor. Fakat bu maalesef hani yurt dışında böyle değil. Bir projeye gittiğiniz zaman size çok ciddi ilgi gösteriyorlar. Burada aslında istenen dediğiniz gibi belki bir kek, belki bir çay, belki bir ikram. Aynen. Yani bunun için çok bir şeylere gerek yok. Keşke daha iyi, daha güzel sponsorlar çıksa da. Bunlar çünkü aynı zamanda bu sponsorluklarla yurt dışında çok ciddi tanıtımlar yapılıyor. Yani şu an yapmış olduğunuz işin ben çok basit ve kolay olduğunu zannetmiyorum. Ciddi emek isteyen bir şey. Buyurun. Bir şey daha eklemek istiyorum. Bahsettiğiniz bu tür sponsorlar da çıkıyor. Daha çok önceki güzel, geçmiş etkinliklerimizde vardı. Ve biz bunlara karşılık olarak o açtığımız pankartlarımızda, flamalarımızda onların amblemlerini, logolarını da kullanıyoruz. Hani bunun da altını çizmekte fayda var çok diye güzel, düşünüyorum. Biz onlara buradan çok çok teşekkür ediyoruz. İlla ki kesinlikle. Bizim özellikle yaban izleyicimiz bu konuda çok hassas. Yani biz bunu inanın Anadolu'nun birçok yerlerine gittiğimizde
yaban izleyicisinin bu kadar mükemmel, cana yakın olması bizi ilk başta çok şaşırtmıştı. Ki gittiğiniz bölgelerde tahmin ediyorum onlarla da karşılaşacaksınız. Mükemmel insanlar ve size her türlü ikramı yapıyorlar. İnşallah. Peki Mert'ciğim, biraz da sana gelelim. 2016 ve 2017'deki planlarınız neler? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, onları anlatmadan önce. Bizim her sene zaten rutin olarak yapmayı planladığımız dalışlarımız var. Mesela Ataya Saygı Dalışı gibi, Halep Dalışı gibi ya da Çanakkale'nin işte yıl dönümlerini kutlayacak dalışları yapma gibi planımız var. Bu rutin olarak her sene yapacağımız dalışlar. Bunun dışında 2016 için şu an planladığımız dalışlarda 19 Mayıs'ta Samsun'a gitmeyi düşünüyoruz. Türk Şehitleri İmar Vakfı destekleyecek bizi bu konuda, sağ olsun kendileri. Evet. Onun dışında yine 20 Temmuz'da KKTC'ye Kıbrıs'a gitmeyi düşünüyoruz. Bu amfibilerin çıkartma yaptığı limandan dalış yapacağız yine. Tabii kendi ülkemizin dışında yavru vatanı da düşünerek. Onun dışında 7 Ağustos'ta Barbaros Zırhlısı'na dalmayı düşünüyoruz. Bolayır'da, yine Çanakkale'de. Onun da tarihi, anısı, hikayesi çok dramatik. Onun dışında yine Halep Vapuru'muz yine bu sene var, dalışımız. Bunun dışında 2017 senesi için, bir sonraki sene bizim için esas önemli olan sene o sene. Çünkü aslında Lundi ile birazcık uluslararası platforma kendimizi taşıdık. Ama 2017 yılında Japonya'da Ertuğrul Fırkateyn'e dalmak istiyoruz ki bu bizim için yani top noktası olacak işin. Ya da Avustralya'da Büyük Set Resifi'ne dalmayı istiyoruz ki ya Avustralya ekibiyle Büyük Set Resifi'nde ya da Japonya'da Ertuğrul Fırkateyn'e dalmak istiyoruz. Bu anlamda da kendimizi uluslararası platforma taşıyacağız ki tabii biraz o sıkıntılı bir süreç, çünkü çok uzak bir bölge, çok uzak bir nokta. Daha o konuda bir destek bulamadık kendimize, arayış içindeyiz. Peki, ama altyapısını çalışıyoruz. Hani biraz bu tabii ki tanıtımları arttırarak, çünkü şu ana kadar gördüğüm kadarıyla siz zaten birçok şeyi yapmışsınız. Yani birçok sizin elinizde donelleriniz var. Evet. O yüzden tahmin ediyorum sizlere bu konuda çok fazlasıyla destek çıkacak. Birçok insanlar da çıkacaktır. Söylemişsiniz. Evet, bununla ilgili 5 Haziran Çevre Günü, 6 Haziran Dünya Okyanus Günü. Bugünlerde de etkinlik yapmayı planlıyoruz. 1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nı da es geçmeyeceğiz. Denizlerimizin korunması için böyle deniz canlı çeşitliliği ve deniz koruma alanları üzerine de bu tarihler üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Süper. Ben bir tek şey konuşmanızda dikkatimi çekti. Şehitlerle ilgili, imarla ilgili bir şey söylediniz. Evet, Türk Şehitleri İmar Vakfı. Evet, onlar tahmin ediyorum bu konuda da size ciddi anlamda evet, bir destek veriyorlar. Hatta evet. Nerede bir şehitlik varsa, değil mi, bildirirlerse, biz buradan yaban izleyicilerine de söyleyelim. Evet. Bu tür sevgili izleyiciler, bir işte harap şehitlere bir ait harap olmuş kötü yerler varsa mutlaka bunları Derinlere Saygı Topluluğu'na da bildirirseniz, onlar size bu tür çalışmalarda fazlasıyla yardımcı olacaklarını da evet, tahmin ediyorum. Evet. Hatta sözünü de alıyoruz, değil mi? Evet. Türk Şehitlikleri İmar Vakfı'nın bünyesinde bir takım planlamaları sürdürüyoruz. Onlar harap olmuş, unutulup gitmiş şehitlikleri gerçekten gezilip dua edilecek bir konuma getiriyorlar ve orayı da halkın ziyaretine açıyorlar. Onlarla sürekli dirsek temasındayız şu anda. Süper, çok güzel. Evet. Pekala, Özlem Hanım. Buyurun. Sizle devam edelim. Dalış eğitimi, sualtı ile ilgili başka etkinlikler yapıyor musunuz? Yani eğitim falan da veriyor musunuz? Veya başka etkinlikleriniz var mı? Tabii. Öncelikle şunu söyleyeyim. Biz grup olarak kendi bünyemizde eğitim vermiyoruz. Yani sualtı dalgıç eğitimi vermiyoruz. Onu altını çizmekte fayda var diye düşünüyorum. Ama tabii ki grubumuzun üyeleri arasında dalış kulübü sahipleri, eğitmenler olduğu için biz, bize bu istekle başvuran kişileri eğitmenlerimize, dalış kulübü sahiplerimize yönlendiriyoruz. Onlar da uygun gördükleri takdirde kendileri yahut da yine apayrı bir eğitmen ya da dalış kulübüyle bu kişilere eğitim sağlayabiliyorlar. Böyle söyleyebilirim. Eğitim bizim önceliğimiz değil, amacımız da değil. Aynen. Biz sadece yönlendirebiliriz. Çünkü biraz ilerisi seviyede dalışta evet, yani becerisi gerekiyor. Aynen. Yani biz bir eğitimle, hatta bunu bir ekonomik bir alışverişle yapmayı tercih etmiyoruz. Bizim işimiz de değil. Biz en yakın kulüplere, en yakın
mecralara sevk edebiliyoruz sadece. Evet, genelde bu tür topluluklara atılan suçlardan bir tanesidir. Evet, hiç ilgilenmiyoruz. Yani eğitimleri, eğitim veren kurumlar zaten yapıyorlar. Ama biz, sizler onun içinde tecrübeli olan, en az 2 yıldız yetişkin balık adam olanları tercih ediyoruz ki sonuçta bu da çok önemli değil mi? Suyun altında palet vurması, dokunacağı, yapacağı her şey, pankartı tutmasına kadar, evet, bunların hepsi birer problem olabilir. Bu yüzden de bunlara çok dikkat ediyorsunuz. Aynen öyle. Peki merak ettiğim bir şey var. Yani bu bahsettiğimiz birçok şey tarihi bulgular veyahut da bunlara dayalı şeyler, ama canlılarla ilgili de herhangi bir şeyiniz var mı, çalışmanız tabii var mı? Tabii ki, kesinlikle. Evet. Bizim... Yani aslında bunları korumak bir yandan canlıları da korumak anlamına mı geliyor? Aynen öyle. Şuna ekleyeceğim. Biz evet tarih çatısı altında, milli birlik beraberlik çatısı altında birleştik, ama bunun yanında çeşitli görevlerimiz de var. Gerek kişisel olarak gerek grup olarak. Biz sosyal sorumluluk projelerine de önem veriyoruz öncelikle. Onun dışında Türkiye'yi, Türk halkını da yurt dışında da tanıtmayı amaçlıyoruz. Bunu da bir görev edindik kendimize. Nedir? Az önce Gökhan abi de söyledi. Sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde işte 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde ya da işte Dünya Okyanus Günü'nde ya da işte 1 Temmuz Kabataş Bayramı'nda şöyle etkinliklerimiz var. Biz çöp toplamayı da planlıyoruz. Onu söyleyebilirim. Yani Marmara kıyılarında olur, Ege kıyılarında, yani çeşitli yerlerde grup üyelerimiz olarak hani o günümüzü ona adayıp kıyılarımızın temizliği için, bizim sonuçta tarihi ortaya çıkarmak değil mi amacımız? Evet. Tarihin ortaya çıkabilmesi için o suların temiz olması gerekiyor. O sular temiz olmalı ki biz düzgün ve düzenli bir şekilde dalışlarımızı gerçekleştirebilelim. Öncelikle bunu ele aldık ve önce oraları bir temizlemek istiyoruz. Çok güzel hocam. Yani bununla ilgili ben daha sonradan tekrardan sizinle bir program yapmak istiyorum. Ben şurada bir parantez açmak istiyorum. Marmara Denizi dünyada kendi denizine ait olan tek ülke biziz, Marmara Denizi olarak. Çünkü her tarafıyla kuşatmış bir ülke olarak tek Marmara Denizi bize ait bir deniz. Onun için buna sahip çıkmamız gerekiyor. Ki en kirli denizimiz de Marmara Denizi maalesef. Çünkü yerleşim çevresinde çok fazla var. Bir de sonuçta şehitlerimiz canlarını bu kutsal topraklar için verdiler. Ama hani sadece bunları emanet almak yetmiyor. Bir de emanet vereceğiz bizden sonraki nesle. Bunu en iyi şekilde devretmemiz gerekiyor. Bunun için de bu toprakları ve denizlerimizi temiz tutmamız gerekiyor. O anlamda da bu konuda hassasız. Bizim yani ilkelerimizden, misyonumuzdan bir parçası da bu. Ya işin en önemli tarafı da burası galiba. Çünkü Türkiye'de dalış artana kadar insanlar birçok şeyleri denize atabiliyorlardı. Halbuki bir yandan da bizim geçim kaynağımız veyahut da kendi işte balığımızı tuttuğumuz yerler. Sonra su altı, yani dalışlar sayesinde bu bilinçlenme tekrardan oldu ve birçok bununla ilgili sivil toplum örgütleri yine var. Ama bazen ben şunu düşünüyorum, diyorum ki yeteri kadar anlatılmıyor herhalde. Evet, eskiye nazaran daha iyi, daha güzel halde, ama biraz daha fazla bu konuda yoğun çalışmak lazım değil mi? Yani mesela derinlere saygı dalış topluluğu yarın Karadeniz'de de böyle bir yer oluşturacak mı? Yani bu topluluk bu şekilde de artacak mı? Kurumsallaşmayı yoksa... istiyoruz. Çok. Her yerde iç sularımız da çok zengin. Ya biz bir kere dünya barışına ve Türkiye'nin ekolojisine katkıda bulunabilecek her şeyi yapacağız. Su altındaki pek çok faaliyeti yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bunun için de en önemli argümanımız da medya araçlarını kullanmak. Çok bunun için de Karadeniz'de, Akdeniz'de ya Ege'de de bize bağlı bir grup filizlenirse çok mutluluk duyacağız. Efendim, kısa bir araya gidiyoruz. Tekrar görüşmek üzere.